Çingene'yi dinlemek istemiyorum. Bir dakika. Onu geçen de önerdin de ben onu kaydettim, unuttum izlemeyi. Heavenly Delusion'a bakayım bir daha. Sengoku bilmem ne. Heavenly Delusion. Nerede bu? Var mı Netflix'te falan yoksa internetten mi bakacağız? Okey tamam bakarım. Delusion'a. Ben unuturum ama ya kaydedeyim. Heavenly kaydettim. Bakarım. Bende bu kadar hızlı maç bulmuyor abi, çok şanslısın. Elo düşük ya onunla. Abi XQC'nin yaptığını gördün mü? Görmedim. Starbucks uygulamada kaç yıldızın var? Çok. Yani kullandıklarımı da sayarsan 30-40 tane kullanmışımdır. Ya da 50 tane falan kullanmışımdır. Ne yapmış XQC? Seni ne zaman dövecekler? Starbucks'a. Abi Moyobazlar şeye giremiyor ya. Metropol AVM'ye gelemiyorlar. Buraya toplu taşıma yok. Buraya araçla ya da taksiyle gelmeleri gerekiyor. TFT kartı almaya değer mi? Ben almadım, bilmiyorum değer mi. Abi parası olan adam uğraşmaz öyle şeyle. Starbucks'a gideyim de milleti kaldırayım falan uğraşmaz. Statik ne alaka? Eni oynamıyoruz. Ben bir karar aldım. Ben bir karar aldım. Kesinlikle rol kompo oynamıyorum. Yani çünkü contested oluyor. Sallıyorum. Eni oynayacağım, biri daha oynuyor. Kato oynayacağım, biri daha oynuyor. MF oynayacağım, biri daha oynuyor. Samir oynayacağım, biri daha oynuyor. Ben kararım benim, ne gelirse gelsin ben benim gameplay'im 8 ve 9 etrafında döner. Bu bütün playlerim öyle olacak. Çünkü contested olmak seni bot 4 yapıyor. Ben 1 ya da 8 oyun oynamamalıyım. Ben top 4 oyun oynamalıyım. Eğer ki bir turnuvaya gireceksem, turnuvada 1 ya da 8 oyun oynanmaz. En stabil hali oynanır. En stabil hali de benim rol komplarına girişmemem. Durduk yere böyle kendiliğinden 7 eniyle falan başlarım. O zaman değişir. O zaman değişir. Ama zannetmiyorum yani. Kimse oynamıyorsa, kendiliğinden öne geliyorsa neden olmasın? Aynen Fuji. Turnuvada rol komp oynanmaz. Oynanırsa da yani kendiliğinden çok fazla gelmesi lazım. Bir tane geldi diye dur şunu rolleyim yapmam yani. Belki finalde oynanır.
Adelia, kişinin kız arkadaşı ayrıldıktan sonra çocuğun 300K'lık arabasını geri vermedi, çaldı bildiğin arabayı demiş. 300K dolar XQC'ye koymaz. Geri istememiştir bile. Yani ver dememiştir bence. Zaten bu arada yanlış anlamayın ama ilişkide birine bir hediye ediyorsan, bir şey hediye ediyorsan ilişki bittikten sonra geri isteme veya geri alma hakkın olmamalı. Çünkü onu verirken ilişkin biterse geri alırım diye almıyorsun. Kendin istediğin için içinden koptuğu için veriyorsun. Parasının ne kadar olduğunun önemi yok, nasıl ayrıldığının önemi yok. Vermeseydin o zaman madem ayrılınca geri isteyeceğim mantığı. Ben hiç öyle bir şeye girişmedim bu zamana kadar, girişmem de. İlişki içinde bir hediye veriliyorsa kalır yani, o hediyedir, bitmiştir. Aldatırsa geri istenir bence ama hayır. Aldatırsa muhatap bile olmam. Ne yapıyorsa yapsın o. O araba ona şey olur. Ceza olur. Her bindiğinde beni hatırlar. Gerek yok. Acı çeksin. Öyle bir şey olursa. Muhatap bile olmam. Neyi acı demiş. Psikolojik acı her şeyden daha üstündür, bilemezsin. Tam böyle iyi bir insanı nasıl aldattım ben, acısını çeksin. Hani şey gibi olsun. Arabayı bile istemedi. Enayi arabası diye biniyorsa. Abi öyle biriyle de sevgili olma o zaman. O da senin mallığın. Yani hem aldatıp hem de pişmanlık duymayacak. Diyecek enayi arabası falan. Öyle biriyle sevgili olduysan da o senin problemin yani. Nasıl göremedin bu kadar şeytan birinin yüzünü yani. Abi kata. Yani aslında Free Elo da. Free çok Free Elo. Ama oynamayacağım. Zamanla değişip skillememeye var. Öyle bir şey yok abi. Bir insan zamanla o kadar hızlı değişemez. Yani sen görememişsindir onun içindeki gerçek yüzünü. İnsanlar değişir ama o kadar değil. Çünkü bazen büyük konuşuyorsun demiş. Oğlum yani ne sürekli yuvarlak mı konuşayım, şey mi diyeyim? Öyle de olabilir de böyle de olabilir. Yani şöyle de olabilir, böyle de. Yani keskin fikirlerim var, söylüyorum işte, ne yapayım ya. Yani? Şarkı sesi yüksek gibi abi, kısarız. Kendi bir özelliğini değiştirebilsen hangi özelliğini değiştirirdin? Sakinliğimi mi desem, ne desem bilmiyorum. Şeyi isterdim yani. Duygularımla hareket edip kavga etmeyi falan isterdim. Böyle her şeye mantıkla yaklaşmak beni çok yoruyor. Yani ilişkinin içinde de dışında da normal hayatımda da duygusuz biri değilim ama mantığım öne geçiyor hep yani. Mantığım öne geçiyor. Çünkü mantığım öne geçtiği zaman da hep her konu ne olursa olsun mantık öne geçtiği zaman çok şey kararlar alıyorsun. Keskin, sert. Amumu'yu şimdi şey yapacağım Eylül, tamam? Tamam mı Eylül? O Amumu'yu alacağım, ne yapacağım biliyor musun Eylül? Söylemeyeceğim. Belki yazılımına yüklenmiştir. Amumu, Amumu. Sürekli Amumu. Dünden beri Amumu ya.
Ya Fuji sabah sabah sen ne soruyorsun ya? Büyük bir duygusal karar oldu mu? Mantığını yok. Hepsini mantıklı hareket ettim. Ama bu arada eni kendiliğinden üçleniyor. Oynasak mı ya? Böyle bir yola girsek mi ya? Allah Allah. Bilmiyorum. Oynasak mı? Yani bir tane kalmış. Niye oynamayayım derler adama. Bir tane kalmış niye oynamayasın derler. Statik de kötü item değil bence üstünde. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında bilmiyorum ama bir tane kalmış. Neden oynamayalım? Abi imo yeni o. Fark etmez ki. O bir tane eni için bana paramı bitirtirecek ama değil mi? Hayır, bitirtmedi. Wow. Wow. Wowza. Demek eni böyle oynanıyormuş. Abi emo kız arkadaşın oldu mu Tokyo Hotel zamanları falan yok. O ne? Queen ne ihtiyar bunun adı nice. Ya siktir git. Hapşırmak istiyorum ama hapşıramıyorum ya. Geldi. Pardon. Ay ay. Ben fena hasta oluyorum galiba ya. Sabahtan gece başladı. Gece 4'te. Gece 4'te başladı. Sabah 6'ya kadar hapşırdım. Şimdi de uyandım. Bu da 5. 6. falan herhalde. Yok ki bize çorba yapan. Ayo. Kılıç. Kılıç yok. Belti ne yapacağım? Tamfire'ım var. Morello saçma. Ben zırh alayım da. Şey yaparım. Scramble falan yaparım. Sipariş ver abi daha iyi yapıyorlar. Doğru. Hep hallederiz onu sonra. Hediye açalım ya. Ya.
Kılıyı satalım demiş. Eylül konuşmayalım bugün, olur mu Eylül? Olur mu? Neden bilmiyorum ama bugün sana sabrım biraz daha sınırlı gibi. Bugün biraz daha az konuşalım bugün Eylül, tamam mı? Bir şey satalım, şunu yapalım, bunu yapalım demeyelim. Bugün sadece izleyelim, olur mu? Çok terim var ya, rollemem normal. Queen konserini canlı izleyeceksin ama tek bir şartla: yakışıklı, güvenlik, kelepçe, TikTok çekmek zorundasın. Okey mi? Hayır. Nasıl bir ceza lan? Yaparsın sen. Hayır ya. Ama hangi Queen konserini? Çocuğun istiyordum ama bununla oynamak zorundasın. Bunun bu kadar gülmesi normal değil, bir tufan falan çıkacak. Hayır. Çıkmayacak. İçeri çıplak. Kızlar. Yine cümle. Uluğuyu eninin yanına geçirmem lazım değil mi? Altı muhafız yapmak mantıklı mı? Değil. Şükrü, oyunun sesini mi açtım? Fazla geliyor. Biraz kısabilir misin? Ya. OBS'ten kıstım biraz. Şöjin Blue Bat aynı anda çalışıyorum. Evet. Bu item nereden geldi? Thank you.
Dün Kaan'ı ıslattıktan sonra Eylül'ün Elvin chatinde nasıl bug'a girdiğini gördün mü? Görmedim. Beni arıyormuş galiba. Turnuva falan yok mu ya? Yayın falan mı yazdı? Düz vuruş gibi skill atıyor. Evet, eni biraz hızlı atıyor. Blue buff isterdik, gitti. Zırh, eldiven. Eldiven olur mu? Megatron mu? Ben ne istiyorum? Eldiven istiyorum. Şimdi okeyiz ya. Sonu artık Gragas ha. Ben 4 team'i oynayacağımı zannetmiyorum ya. 9'a gidip sona 2 artı Gnar'ı da Gragas'ta değişip 7 Spell Weaver oynarım gibi geliyor bana. Çünkü Imo'yu zaten 2 alıyor yani. Bir de Eylül'e inat amumuları satıyorum. Budur Eylül. Q3 Aralık'ta EMEA turnuvası varmış. Kaydoldum mu? Spamlıyorum bir saattir. Hayır, hiçbir fikrim yok. Neredeymiş ki? Herkes açık, EMEA turnuvası varmış. Allah Allah. O çok iyi olur ya. Neredeymiş o? Dur bakayım bir. Bir şey. Last chance to sign up. TFT. Sıkıntı EMEA Without Dedication TFT Dedicated TFT Region'ı olmayanlara açık bu. Evet, bizim TR serverımız olduğu için buna ben giremiyorum. Herkes açık değil bu. Rest of EMEA. Yani TR ve Rusya giremiyor buna. Raw EMEA diyor. Rest of EMEA. Şey. Yanlış anlamadım değil mi? Bir daha okusana Tuji. Şey, kendi bize ait kendi serverımız olduğu için giremiyoruz öyle bir şeye. Adamları fena eniliyorum ya. Abi statik yerine spell crit verelim eniye. Bence item sökücü de var.
Mantıklı lan. Hatta Blue Buff'ı vermeyeyim ben ona. Öyle daha iyi. İki Shoujin daha iyi. Toksik ikinci ayını kutlamış. Aa, dün kazanan bu. Dün bu çocuk benim verdiğim şeyle maç sonucuyla 5500 TL kazanmış. İnanabiliyor musunuz? Bunu oynar mıyım? Neden oynamayayım ki? Çok ilerideyim. Belki oynarım. Bu maç YouTube'a gider mi? Gidebilir. Bir şey soracağım ama çıkan alanlar rastgele mi çıkıyor? Rastgele çıkıyor. Her oyun farklı. Hediye dizilimi. Dizilimle alakalı değil. Bedavaya kupon verme artık. Artık kendimi ispatladığıma göre bedavaya vermeyeyim, değil mi? Ya oğlum, takımları tanımıyorum bile, salladım yani. İki tane üst üste bilmem ama çok olay yani. Bak, bir tane bilsem bu kadar olaylık bir durum yok. Bir tane bilsem bu kadar olaylık bir durum yok ama iki tane üst üste bilmek de çok fena bir olay var orada yani. Fena hissetmişim yani. Ama daha fazla şansımı, skoru da bildim aynen. Sadece maç sonucu değil, skoru da bildim. Öyle bir bidiş. İnsan hayret ediyor. Bana biat etmeniz lazım gibi geliyor. Yanlış anlamayın ama bundan seneler önce böyle bir şey bilsem büyük ihtimal Mesihliğim ilan edilirdi gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Yani günümüzde değerim bilinmiyor olabilir. Abi, reklamları içime almaya o kadar alıştım ki yayın yokluğunda yokluğunu hissediyorum. Nasıl giderebilirim bunu? Yayın kaydında da reklamlar geliyor. Yayın yokken yayın kaydını aç, orada da reklam çıkıyor. İki maç daha bilirsen inanacağım demiş. Yani bir tane söyledim ama yani chat beğenmedi. Skor değil, maç sonucu söyledim bir tane. Petri'nin hoşuna gitmedi pek. Yani dedim ki Galatasaray galiba kaybedecek dedim. Öyle hissediyorum dedim. Chat aman abi ağzını ayrı aç falan dedi. İki. Baba 10 level 100 can. Dengeli bir oyun olduğu için oyun sadece eni üçledim. Dengeli bir oyun olduğundan dolayı sabahtan beri muhabbet ediyorum. Ne pozisyon baktım, ne bir şey baktım. 100 can gidiyorsun. TFT dengesi. Manchester United'ın sakatı mı var? O zaman daha büyük tahmin benimki.
Favori burada GS değil mi? Favorinin GS olduğu bir noktada böyle riskli bir tahmin yapmamalıydım herhalde. Ama bakalım. His yani bu. Ben tanımam maçları. Aynen, ayrıntı vermeyin. Ayrıntılar da herkes hesaplar canım. Yani ayrıntı oldu mu herkes hesaplıyor onu. Lan Ziggs'i içeri koymamışım. Arkadan ilk oladım. Öyle de bir oyun yani. Hani öyle de bir oyun. Ziggs'i arkadan ilk oluyorum. Dım. Müziğin sesini açar mısın? Hayır. Bak açtım. Bir tık. Hediyeden düşelim. Peki adamın FF atmaması şaka mı? Bilmem. Abi hiç 100 can bitirdim mi? Abi hiç 100 can bitirdim mi? Bitirdim kardeşim. Okan. Yayının ikinci oyununu da al. Başlık. Abi hiç 100 can bitirdin mi? Yüz candasın ve 5 kos üçlemeyi denemiyorsun. Niye deneyeyim? Ne oluyor 5 kos üçleyince?